Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen neredeyse ekranın tamamını kaplayan bu devasa oyun bilgisayarı Asus ROG Strix G531G'yi inceliyoruz. Oyun bilgisayarıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Son yıllarda ortaya çıkan bir kavram oyun bilgisayarı. Artık sadece masaüstü değil, dizüstü bilgisayarlar içinde oyun bilgisayarları ortaya çıkmaya başladı. Hatta biliyorsunuz benim işlerimde de kullandığım, aynı zamanda işte video montaj vesaire yaptığım bilgisayar da bir oyun bilgisayarı. Bugün bize teste gelen, incelediğimiz ürün ise Asus'un Republic of Gamers dediğimiz serisine ait, yani oyuncular cumhuriyeti olarak Türkçe'ye çevireceğimiz serinin en yeni modellerinden bir tanesi. Daha önce biz bir ROG Strix incelemiştik. Onu da yukarıdan şimdi linklerden koyarım. Oradan da eğer o videoyu izlemek isterseniz ona da göz atabilirsiniz. Bu videodaki konuğumuz ROG Strix G531G ise ailenin üst modellerinden bir tanesi. Oldukça da yüksek donanım özelliklerine sahip. Şimdi gelin önce bu donanım özelliklerine bakalım. Sonra ürünün bazı özellikleri ve yaşadığımız kullanım deneyimleriyle birlikte videomuza devam edeceğiz. Bilgisayarımız 15.6 inçlik Full HD, yani 1920x1080 piksellik 120 Hz bir panel kullanıyor. 250 nits parlaklığı var. Bu panelimizin ve IPS panel olduğunu belirtelim. Intel'in en yeni nesil, yani 9. nesil i7 işlemcisini kullanıyor. İşlemcimizin kodu ise 9750H. Oldukça iyi bir işlemci olduğunu söyleyeyim. Şu anda piyasadaki en iyi mobil işlemcilerden bir tanesini bu cihazın üzerinde görebiliriz. 16 GB'lık DDR4 2666 RAM bulunuyor. Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartımız var. Bu ekran kartıyla acayip oyunlar oynayabiliyoruz, onu söylemiş olayım. Aynı zamanda bir de Intel UHD Graphics 630 da yine grafik çalışmalarına bize destek oluyor. Depolama tarafında ise iki farklı opsiyonumuz var. Bir tanesi 1 TB'lık bir SATA diskimiz var. 5400 RPM'lik bu diskimiz. Bir diğeri ise 256 GB'lık M.2 SSD'miz. İşletim sistemi bu M.2 SSD'nin üzerinde yer alıyor. İsterseniz bazı oyunları da yettiği kadar buraya yükleyebiliyorsunuz, onu söyleyelim. 3D Flow Zone soğutma teknolojisi bulunuyor. Bu tarz o ürünlerde olduğu gibi, bu tarz oyun bilgisayarlarında olduğu gibi ışıklı bir klavyemiz var. Ayrıca RGB ışıklı bu arada, onu söyleyeyim. O renkleri falan da değiştirebileceğimiz bir yazılımımız var. Aynı zamanda bu üründe diğerlerinden farklı olarak iki yan tarafta ve ön tarafta bir LED şerit de bulunuyor. Bunlar da yine seçtiğiniz klavye rengine göre böyle çeşitli renkler yapabiliyor. Hatta şu anda mesela farklı renkler geçiyor. Bunları bir ayar setimiz var, bir uygulamamız var. O uygulama üzerinden de değiştirebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Windows 10 Home 64 bit işletim sistemimiz bulunuyor. Özel tasarımlı WASD tuşlarımız var. Biliyorsunuz oyunlarda kullanılan bir tuş seti bu WASD. Ve bu ASD tuşlarında özel olarak beyaz şekilde tasarlanmış. Yani klavyeye baktığınızda bağırıyor, yani tabiri caizse ben buradayım diye. Hani oyunlarda rahatlıkla buradan kullanabiliyorsunuz. Hani neredeydi oyun, işte o W neredeydi falan diye hiç uğraşmıyorsunuz. Parmağınız hemen bulduğunu söyleyeyim. Range Boost teknolojisiyle güçlendirilmiş bir Wi-Fi teknolojisi bulunuyor ürün üzerinde. Wi-Fi 802.11ac desteği var. Bluetooth 5.0 ile beraber geliyor. Gigabit Ethernet'imiz var, onu söyleyelim. Bir tane USB Type-C'miz var. Gen 2 olarak geçen 3.2. 3 tane de Type-A olarak USB 3.2 Gen 1'imiz var. Bir tane HDMI çıkışımız var. Bir tane de Type-C çıkışımız var. Bu Type-C çıkışı, yani arkadaki Type-C çıkışı aynı zamanda ekran bağlantısı olarak da kullanılabiliyor. 4 hücreli bir pilimiz var. 2.4 kilogram toplam ağırlığımız var. Fiyatı da biz bu testi yaptığımız Kasım ayının başlarında iken yaklaşık olarak 10.900 TL civarında idi. Şimdi gelelim ürünle yaşadığımız deneyimlere. Bu bir oyun bilgisayarı. Tasarım olarak birazcık bahsetmek istiyorum.
Büyük bir ve geniş bir klavye tasarımı kullanılmış. Tuşlar arasında böyle büyük boşluklar bırakılmış ve rahat bir kullanım hedeflenmiş anladığım kadarıyla. Mesela Home, Page Up, Page Down ve End ve Print Screen tuşları sağ tarafta böyle yukarıdan aşağı doğru dizilmiş. Bunun dışında bazı özel fonksiyon tuşları da üst kısımda yer alıyor. Ses açma kapatma, mikrofonu açıp kapatma, fanı çalıştırma çalıştırmama, bir de bir rock tuşu var. Bunları bastığımız zaman bilgisayarın işte performansı vesaire ilgili ayarlar karşınıza çıkıyor. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tuş takımı az önce söylediğim gibi RGB aydınlatmaya sahip. RGB aydınlatma sayesinde cihazı daha eğlenceli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fark ettiğiniz üzere üst düzey donanım özellikleri bulunan cihaz oldukça iyi bir şekilde bize bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Özel bir menteşe sistemiyle ekran açılıyor ve kapanıyor. Bu belli bir açıya kadar yatırılabiliyor ama tamamen yatıramıyorsunuz. Ve çok güçlü bir hissi var, onu söyleyeyim. Böyle hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz, sağlam bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Genel olarak tasarım böyle sert bir tasarıma sahip. Mesela şu ön tarafta, onu göstermiş olayım. Böyle fırçalanmış izlenimi olan bir gövde bizi karşılıyor. Şurada bir logomuz var. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Bu ROG logosu. Şuraya yatay olarak fırçalanmış. Burada dikey çizgiler bunu denk geliyor. Hemen arka ön tarafta standart aslında biliyorsunuz. Oyun bilgisayarda genelde buralarda oluyor. Bir Type-C bağlantımız var. Bu aynı zamanda monitöre de bağlantı sağlıyor. HDMI çıkışımız var ve Ethernet girişimizi buralara koymuşlar. Sol tarafta ise 3 tane USB bağlantımız var. Kulaklık mikrofon yuvamız var. Sağ tarafta ise herhangi bir bağlantı yuvasının olmadığını söyleyeyim. Bu arada hoparlör vesairenin ses gücü de gayet yeterli olmuş. Böyle bangır bangır oyunlarda güzel bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Performanslı bir ürün bir kere, onu baştan söyleyeyim. 2.4 kilogram ağırlık çok bir yüksek bir ağırlık değil bence. Böyle bir ürün için en azından. Harici ekran kartı var 1660 Ti ki oyunlardaki performansın en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu ekran kartı. Onu söylemiş olayım. Büyükçe de bir şöyle göstereyim. Adaptörümüz var. Biliyorsunuz bu tip oyun bilgisayarlarında maşallah böyle devasa adaptörler yer alıyor. Şöyle kocaman üzerinde ROG'un da logosu olan bir adaptörümüz var. Ama bu standart bir uygulama. Bu tip oyun bilgisayarlarının tamamında ne yazık ki yüksek bir güç kaynağı gerekiyor. Ve bu da cihazın performans için tasarlandığının en önemli kanıtlarından bir tanesi. Tabii her zaman olduğu gibi sentetik testler de yaptım bilgisayarla ilgili. Biliyorsunuz bu işler için genelde PCMark kullanıyoruz. PCMark 10'la yaptığımız testlerde gaming tarafında bir pil ömrünü ölçtük. 1 saat 41 dakika bize verdi pil ömrünü olarak söylüyorum. PCMark 10 testinde ise 5049 puanla bizim karşımıza çıktı bu ürün. Fena rakamlar değil. Yani gamingde 1 saat 41 dakika bence gayet iyi bir sonuç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi mesela pil ömrüyle ilgili bir şey söyleyeyim. Şu an %92 gösteriyor ekranımda. Pil ömrü ne kadar gösteriyor kalan saat olarak baktığımızda. Şuradan 3 saat 58 dakika. Yani yaklaşık 4 saatlik bir süre veriyor. Bu da şu oluyor. Bu şu anda performans normal modda çalıştırıyorum. Yani %92 pil ömrü ile 4 saatlik bir pil kullanımı bize veriyor cihaz. Bu da bu tarz bir ürün için bence yeterli. Genelde oyun bilgisayarları bu civarda rakamlar böyle 3 saat, 4 saat pille çalışabilme modunu söyleyeyim. Oyun modunda ise 1 saat 41 dakikalık bir kullanım söz konusu. Bence normal bir pil ömrü. Cihazın kullanımı nasıl? Yani şöyle söyleyeyim, bu şeritler falan güzel olmuş. Böyle havalı şekil yapabiliyorsunuz. Özellikle loş bir ortamdaysanız gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Farklı farklı senaryolar çerçevesinde bu ışıkların yanıp sönmesini ayarlayabilirsiniz. O size kalmış. Ayarlar var zaten yazılımına girdiğiniz zaman. Ayrıca birçok farklı yazılım da var. Yani mesela ROG Game Plus diye bir yazılım daha var. Bunu da yüklerseniz işte cihazla ilgili farklı profilleri yükleyebiliyorsunuz. Performansını birazcık bir parça daha arttırabiliyorsunuz. Bu ve benzeri ufak tefek düzenlemeleri, ayarlamaları hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyorsunuz. Tabii bir parça anlamanız gerekiyor bu işlerden. Eğer anlamıyorsanız çok karıştırmamanızı öneriyorum. Şimdi gelelim tabii ki cihazın en çok merak edilen konularından bir tanesi olan oyun performansına. Apex Legends oynadık bu oyunla. Son dönemde en çok oynanan oyunlardan bir tanesi. İşte PUBG gibi, Fortnite gibi online bir oyun biliyorsunuz. 120 FPS'ye kadar bir FPS verdi. Diğer oyunlarda da hani 60 ila 90 FPS arasında sonuçlar verdiğini söyleyeyim. Apex Legends'da 120 maksimum tabii değer verdi bize. 60 da oldu verdiği zamanlar oldu. 80 de verdiği zamanlar oldu. 100 de verdiği zamanlar oldu ama 120 maksimumunu gördüğünü söyleyeyim. Diğer oyunlarda da böyle bilinen popüler oyunlarda da 60 ila 90 FPS arasında ki bu ult yani en yüksek ayarlardan bahsediyorum bu arada.
En yüksek ayarlarda oynadığımız zamanki sonuçlar bunlar. Tabii ki daha düşük ayarlarda daha farklı değerlerde verebilir ama en yüksekte bile zorlanmayan bir bilgisayar var. Özellikle oyun tarafında ihtiyacı olanlar için Asus'un ROG serisine mutlaka ve mutlaka göz atmanızı, Strix G531G'ye de özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Çok güzel, çok başarılı bir bilgisayar olmuş. Asus ROG Strix G531G'nin genel özelliklerine göz attığımız videomuzun sonuna geldik. Bu ürünle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.